Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın alması nedeniyle F-35 projesinden çıkarılmasının ardından sürpriz bir adım daha geldi. ABD'den F-35'e karşı 40 adet F-16 Blok 70 alımı için gönderilen talep mektubuna onay beklenirken, envanterdeki 165 adet F-16'nın viper seviyede uçaklara dönüşmesi için de harekete geçildi. Modernize edilen uçaklar radarlarıyla görev bilgisayarları milli olacağı için yerli füze ve mühimmatları fırlatabilecek. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine F16'lara yönelik atılan kritik adımı aldı. F-16 savaş uçakları envanterdeki 48 Phantom 2021 bir yana bırakıldığında 224 jetle Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana vurucu gücünü oluşturuyor. 1987 ile 1999 yılları arasında çoğunluğu Türkiye'de üretilen 44 adet F-16 Blok 30, 116 adet F-16 Blok 40 ve 80 adet F-16 Blok 50 Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edildi. Böylece 240 adet F-16 savaş uçağı envanterde yer aldı. 1999 yılında Türkiye'deki üretimin durmasının ardından 30 adet F-16 Blok 50 konfigürasyona sahip uçak ABD'den satın alındı. Böylece envantere giren F-16 serisi jet sayısı 270'e çıktı. Kaza Kırım başta olmak üzere farklı nedenlerle bu sayı günümüzde 244'e indi. Türkiye ABD'den 40 adet Blok 70 F-16 ve 79 modernizasyon keti talebinde bulunmuştu. Bu talebin sonbahar aylarında kongre onayından geçmesi durumunda aşamalı olarak hava kuvvetleri envanterine girecek F-16 sayısı 284'e çıkacak. F-16 filosu içindeki jetlerin 119'u ABD'den alınan ve modernize edilenlerle birlikte 119 Viper seviyesindeki jetten oluşacak. Geriye kalan 165 F-16 savaş uçağının yapısal ömürleri uzatılırken elektronik olarak da milli beyne sahip olacak şekilde modernizasyonu yapılacak. Envanterdeki blok 30 seviyesindeki iki jetin yapısal ve aviyonik modernizasyonu ve kabulleri yapılmıştı. Geriye kalan blok 30 jetlerin özgür bir projesi çerçevesindeki modernizasyonları 2025'te tamamlanacak. Blok 30'ların Özgür iki çerçevesindeki modernizasyonunun 2025-2027, Blok 40 ve 50'lerin ise 2028-2030 döneminde yapılması planlandı. F-16 uçakları entegre edilecek milli aviyonik ve diğer yeteneklerle viper seviyesine çıkartılacak. millete yer alan habere göre modernize edilen uçaklar, radarlarıyla görev bilgisayarları milli olacağı için, milli mühimmat ve yeni nesil Türk üretimi füzeleri atabilecekler. Uçaklara milli Ayasa burun radarı ve milli elektronik harp süeti gibi önemli kabiliyetler de entegre edilecek. F-16'lar bu yeteneklerle TSK'nın önemli bir gücü haline gelen İHA ve SİHA'larla da iletişim kurarak ortak harekat yapabilecek. Modernize edilen F-16 uçaklarının kullanacağı önemli füzelerden biri ise Gökhan olacak. Geliştirme çalışmalarında sona yaklaşıldığı belirtilen Gökhan füzesi, MBDA tarafından geliştirilen Meteor Görüş Ötesi Hava-Hava füzesinin muadili olacak. F-16 kullanacağı bazı milli mühimmat ve füzeler içinde kanatlı güdüm kiti takılan Mk-82 genel maksat bombaları, hassas güdüm kiti takılan Mk-84 genel maksat bombaları da yer alıyor. Uçağın kullandığı hava-hava füzeleri ise kızılötesi görüntüleyici arayıcı başlığa sahip, görüş içi bozdoğan ve aktif radar güdümlü görüş ötesi gökdoğan olmak üzere iki tip füzeden oluşuyor. Gökdoğan havadan havaya 100 km, bozdoğansa 25 kilometre menzile sahip. Öte yandan ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının ardından çalışmalarına hız verilen yerli savaş uçağı Kaan'da da parmak ısırtan bir başarıya erişildi. 3000'e yakın mühendis ve teknisinin gece gündüz demeden yürüttüğü kritik projede ilk uçuş tarihi 2 yıl erken alındı. 17 Mart'ta hangardan çıkarılan yerli uçak ilk uçuşunu bu yıl sonuna doğru yapacak. Kaan, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alacak. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine F16'lara yönelik atılan kritik adımı aldı.